Kardeşlerim, muazzez müminler, kainatta muazzam bir nizam var. Eşya ve hadise Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği ölçüler dahilinde cereyan ediyor. Biz de buna iman ettik, iman ediyoruz. Kadere inanıyoruz. Yani ezelde Allah Azze ve Celle neyi nasıl olmasını takdir ettiyse Cenab-ı Hakk'ın ilmine muvafık bir halde onlar vakti geldiği zaman olacaklar, biz buna kesin bir şekilde inandık, akidemiz bu hal üzere. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle iman etmeyi bize telkin ediyor. İmanı tarif ederken buyuruyorlar ki el imanu en tu'mine billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahir ve tu'mine bil kader hayrihi ve şerrihi. Yani Allah'a, meleklere, peygamberlere, ahirete, kitaplara iman edeceksiniz. Sonra kadere inanacaksınız. Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna bütün varlığınızla, benliğinizle teslim olacaksınız. Kadere iman. İmanın esaslarından yoksa imanınızın bir rüknü yok buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, kadere iman etmek eşya ve hadisede Allah Azze ve Celle'nin mutlak ve muhakkak tasarruf yetkisine sahip olduğunu kabul etmek demektir. Kur'an-ı Hakim bize böyle bir imanı telkin ediyor. Yani Cenab-ı Hak biliyor, bildiklerini levh-i mahfuza yazdı. Sonra diliyor, dilediği gibi yaratıyor. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّب۪ينٍ Yani karınca, karıncadan daha küçük, karıncadan daha büyük. Neler varsa hiçbir şey Allah'ın bilgisi dahili dışında olamaz. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا Yani bu kainatta, sizin dünyanızda, yeryüzünde neler oluyorsa, hangi musibetler başınıza geliyor, gelecekse Allah Azze ve Celle sizi de kainatı yaratmadan önce de tamamını levh-i mahfuz, yani o kitabına yazdı, kitabına yazdığı gibi oluyor. Sonra diliyor وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اِنْ يَشَاءَ اللّٰهِ O dilemeden siz dileyemezsiniz. O adımlarınızı atmayı murad etmeden adımlarınızı atamazsınız. El insanu kadirun bi kudretillah. İnsan Allah'ın kudretiyle kuvvet sahibidir. El insanu muridun bi iradetillah. İnsan Allah'ın iradesiyle bir şey dileyebilir. Yani insan irade-i cüziyeye sahip, kainatın sahibi ise bütün iradeleri, cüzeyi oluşları kuşatan irade-i külliyenin sahibidir. Ve Cenab-ı Hak diliyor, dilediğinde yaratıyor. Onun yaratması ilmine muvafık. Onun yaratması levh-i mahfuzda yazdığına muvafık. Yani sizin neslinizden, soyunuzdan belki binler yıl sonra kimler gelecek? Kimler, nerede yaşayacaklar, nerede ölecekler? Allah Azze ve Celle tamamını levh-i mahfuza kaydetti, kaydettiği gibi olacak. Kimler camiye, kimler meyhaneye gidecek? Bunların tamamı yazılı. Fakat Allah Azze ve Celle yazdığından dolayı insanlar meyhaneye ya da camiye gitmez. Cenab-ı Hak ezeli ilmiyle kimin kendi iradesini kullanarak camiye gideceğini biliyor ya da meyhaneye gideceğini, bildiklerini önceden yazıyor. Nizam tahakkuk etsin diye. Yani Allah Azze ve Celle insanları, mahlukatı icbar etmiyor. Onların iradeleri var. Kendi iradelerini kullanacaklar. Fakat kainatın sahibi ezeli ilmiyle bütün bunları takdir ediyor. Şimdi kardeşlerim, usul tanımayanlar Efendimiz Aleyhisselam'a
kendi mealleri kadar onun sünnetine itibar etmeyenler kaderi reddediyorlar. Bu dini Allah Resulü mü bilir, onlar mı bilir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size imanı tarif ederken en tu'mine bil kader hayrihi ve şerrihi buyurmuş. Kadere de inanacaksınız. Bu da imanın esaslarından buyurmuşlardı. Şimdi onlar kaderi reddediyorlar, inkar ediyorlar. Diyorlar ki bu ümmet şu kadar zaman önce kelam münazaralarını kurdular. Kelam münazaralarında ehli sünnet alimleri değerlerine galip oldular. Sonra aldılar bu milletin eline kader diye bir şey tutuşturdular. Onları kadere, yani zillete mahkum ettiler. Hastalık geliyor, düşman işgal ediyor. Bu ümmet, bu millet, onların iddiası, diyorlar ki kaderimiz bu, Allah böyle yazdı, bunu yaşamaya mahkumuz. Bu milleti bu kaderden, kadercilikten, bu teslimiyetten kurtarabilmek için kaderi iman alanından, iman tarifinden çıkarmaya mecburuz diye konuşuyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar. Allah'a din öğretiyorlar. Kul etuallimun Allah'a bidinikum. Allah'a din mi öğretiyorsunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dinini mi öğretiyorsunuz? Hangi hakla Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın iman alanına koyduğu, mutlaka inanmanız gerekir dediği kaderi iman alanının dışına çıkarıyorsunuz? Kardeşlerim, söyledikleri yanlış. Söyledikleri içerisinde doğruları bulma kudretiniz yok, bulamazsınız. Eğer bu millet onların iddia ettiği, iman ettiği gibi kaderci olsaydı, yani düşmanlar işgal etti diye onlara teslim olsaydı, tarih böyle olmayacak. Belki camiler olmayacak. Belki ezan Muhammediler okunmayacak. Belki de ellerinizde Kur'an-ı Hakimler olmayacaktı. Fakat bu ümmet yaşadığı bu coğrafyada 14 asrın 12 asrında dünyaya galip oldular. Abbasilerle, Mevilerle, Selçuklularla, Osmanlılarla kadere inandılar. Medreselerinde Şerhul Mevakifi, makasede okuttular. Taftazani'nin Şerhul Akaid'ini okuttular. Kadere iman şart dediler, yoksa iman olmaz dediler. Ama teslim olmadılar. Sultan Alparslan kadere iman etmişti. Üzerine cübbeyi girdi. Ordusundan şu kadar kat büyük ordunun karşısına çıktı. İşte bu cübbe benim kefenim dedi. Yani bu kaderimiz, teslim olalım demedi. Kadere iman etmişti. Fakat Anadolu'nun kapılarını İslam'a açtı. Dedeleriniz medreselerinde kaderi okudular, kadere iman ettiler, Mohoc'a gittiler, Kosova'ya gittiler, Nivolu'da zaferler kazandılar. Dedenin Sultan Fatih kadere iman etti, İstanbul önlerine geldi. Ya İstanbul beni, ya ben İstanbul'u alırım dedi. Kadere iman etmek onu evinde zillete mahkum etmedi kardeşlerim. Sizin büyük anneleriniz, büyük dedeleriniz, onlar da kadere iman etmişlerdi. Fakat Çanakkale'ye çocuklarını gönderirken dayınız Şıpka'da, babanız Dömeke'de şehit oldu. Dört ağabeyin de Çanakkale'de. Şimdi seni gönderiyorum. Eğer geriye sağ döner, camilerimizin kandilleri söner, ezan Muhammediler susarsa, seni 9 ay karnında taşıyan annenin sütü sana haram olsun diyen kadınlar kadere iman etmişlerdi. Ama evlerine çekilip zillete mahkum olmadılar. Öküzler cepheye mermi taşırken öldüğü zaman o kadınlar gece yarılarında hayvanların yerine girdiler. Kanı arabalarını, topları cephedeki Mehmetçiğe, Muhammedçiğe taşıdılar. Kadere iman ettiler fakat evlerine çekilip teslim olmadılar. Şuna inandılar yani. Bizim başımıza ne geliyorsa, ne gelecekse Allah'ın bilgisi, yazgısı dahilindedir. Geliyor, biz bütün bunlara rağmen kuluz ve irademiz çerçevesinde mücadeleye devam edeceğiz. Neden böyle yaptılar? Çünkü Kur'an-ı Hakim onlara kaderi anlatıyor. O en zor şartlarda bile kader onları ayakta kalmaya, direnmeye davet ediyor. Onların okuduğu Kur'an-ı Hakim'de Rabbim Hazreti Musa'dan bahsediyor. Felemma tera'el cem'an kal ashabu Musa inna lemudrakun. Önünüzde deniz, arkanızda Firavun'un ordusu.
İşte şimdi Rabbim bu denizi açacak ve karşıya geçeceksiniz. Bunu okuyorsunuz ve belki etrafınızda şu kadar insan var, karşınızda şu kadar büyüklükte bir düşman var. Teslim olmanız gerekir bu adamların anlayışına göre. Ama onlar Hazreti Musa'yı okudular Kur'an-ı Hakim'de. Onlara meydan okudular. İbrahim'i okudular. Nemrut var. Dünyanın en güçlü devleti. Onu ateşe atıyor yalnız başına. İbrahim kadere iman etti ama Nemrut'a teslim olmadı. Cebrail yanına geldiği zaman sen aradan çekil. Kulna ya naru kuni berdev ve selamen ala İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşin nasıl yakmadığını gördüler, Kur'an-ı Hakim'den okudular. Yani kadere iman etmek onları Kur'an-ı Hakim'in dünyasına çekti. Kardeşlerim, muhal farz. Kadere iman etmeseniz eşya ve hadiseleri nasıl izah edeceksiniz ki? Eşya olmazların zoru içerisinde, üst üste sorular soru içerisinde. Hadiseye şöyle bir zaviyeden bakın. İki tane çocuk dünyaya geliyor. Birlikte okuyorlar, birlikte çalışıyorlar. Birlikte iş kuruyorlar, evleniyorlar. Sonra çocukları oluyor, yaşlanıyorlar, saçları ağrıyor. İşlerini çocuklarına teslim edecekler. Tam o sıra bir tanesinin bütün çocukları bir kazada vefat ediyor. Diğerin çocukları hayatta. Şimdi çocukları vefat eden babanın durumu ne? Çocukları dünyada kalan babanın diğerine üstünlüğü ne? Kim onun bütün çocuklarını elinden aldı? Diğer çocuklar, diğer ortağın çocukları neden hayatta? O evine çekilecek, işini onlara teslim edecek ama diğer baba ağlayacak. İmtihandasınız. Yani iki baba da imtihanda. Cenab-ı Hak çocuklarını aldığı babaya, eğer sabredersen Allah Azze ve Celle sana ahirette büyük mükafatlar verecek. Çocukları hayatta kalan babaya, eğer sen bu hale şükredersen çocuklarını kaybeden baba sanki çocuklarını kaybetmemiş gibi onun bütün işlerine koşarsan Allah sana ahirette büyük mükafatlar ihsan edecek. Yok eğer diğer baba evinde ağlarken sen piknikten diğerine koşarsan, villalarına yeni villalar eklersen, kam alırsan dünyadan, zevk-ü sefaya dalarsan, ahiret ona cennet, sana cehennem olacak. İki kişi dünyaya gelir, biri görür, biri görmez. Görmeyenin suçu ne? Görenin üstünlüğü ne? Allah birini görmemekle, birini görmekle imtihan ediyor. Yarın ahiret var. Eğer sabrettilerse, görmeyen sabretti, gören de görme nimetinin karşılığını verdiyse, ikisi de ahirette bunu alacak. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Sizin tercih etme hakkınız yok. İşte dünyaya geliyorsunuz. Biri görüyor, biri görmüyor. Birinin çocukları hayatta, diğeri bütün çocuklarının tabutunu taşımış. Allah'a gitmeden onların arkasında ağlamış, gözyaşı dökmüş. Bu hadiseleri kader yoksa nasıl anlayabilirsiniz? Nasıl izah edebilirsiniz? Üst üste sorular soru içerisinde geleceksiniz. Kaderi var eden Allah Azze ve Celle'ye teslim olacaksınız. Yani bir trenin içindesiniz. Trenin içerisinde. Raylarına gidecek. Nerede duracak o tren bilmiyorsunuz. Ama trenin içerisinde oturma, kalkma, yeme, içme, dolaşma noktasında muhayyersiniz. Yani trenin bir istasyonu var. Orada duracak ve sizi indirecek. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ İstasyon sizin ölümünüz. Ölümünüzü ileriye ya da geriye alma yetkiniz de yok, selahiyetiniz de yok. Allah'a imandan, kadere teslim olmadan başka çareniz yok. Kadere inanacaksınız. Ama bütün umuru Allah neleri emretti, neleri yasakladıysa bunları da harfiyen yapma mecburiyetimiz var. Şimdi onlar kardeşlerim, ehli sünneti kadere iman edip sonra evlerine çekilmekle itham ediyorlar. Böyle bir iftirada bulunuyorlar. Ama aynı adamlar mucizeleri inkar ediyorlar. Peki mucizeleri inkar edip neleri söylüyorlar?
Hani Mısır'da şimdi meydanlarda, İhvan'dan kardeşlerimiz var, Suriye'de Hama'da var, Dimeşk'te var. Onlar destan yazıyorlar, onlar izzet abideleri, onlar kadere de iman ediyorlar. Ama aynı zamanda Rablerinden şehadeti istiyorlar. Ya Mısır cennete dönecek ya da bizi cennetine al Allah'ım diye dua ediyorlar. Peki onlar neden mucizeleri inkar ediyorlar? Hani onlar Mısır'daki delikanlılar, Fil suresini okuyorlar. Mekkeliler şehri terk ettiler. Dağa çıktılar. Ebabi Ebrehe'nin ordusu geliyor. Mekkeliler dağlardan şehri seyredecekler. Kabe Ebrehe'nin ordusuyla karşı karşıya. Yıkıldı diye bekledikleri an sema kararıyor, Ebabil geliyor, kuşlar geliyor. Belki o bölgenin en güçlü ordusunu hak ile yeksan ediyor. Şimdi Mısır'da sokaklarda tanklar var, zalim bir ordu var ve delikanlılar var. Kur'an-ı Hakim'in bu suresi onlara diyor ki, bütün güç ve kuvvetlerin bittiği an Allah'ın kuvveti devreye girer. İnsanlar dağlara çekilince ebabiller gelir. O halde terk etmeyin sokakları. Esed'e, zalime, eşkıyaya, Hazreti Kur'an'ı, imanı çiğnetmeyin. Dün Çanakkale'ye dedelerinizi gönderen ninelerinizin imanı neyse, Şam'daki ehli sünnet Müslümanların imanı da odur. Kahire'deki kardeşlerim de aynı Kur'an'a, aynı sünnete iman ediyorlar. Kader var kardeşlerim, Allah emrediyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam onu imanın hududu dahiline alıyor. Kader yoksa iman da yok demektir.